Fatih Altaylı'dan Erdoğan'ı kızdıracak sözler. Dayılandı, geri çekti. Yazar Fatih Altaylı, AKP'nin dış politikası ve ekonomi yönetime sert eleştiriler getirdi. Bu ısrarı anlayamadığını ifade eden Fatih Altaylı, bu saçmalıktan da sonunda dönülecek dedi. Gazeteci yazar Fatih Altaylı bugünkü köşe yazısında iktidarın dış politikaları üzerinden ekonomi yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Fatih Altaylı, Türkiye'nin dış politikasının, değerli yalnızlık adını verdikleri saçma sapan bir doktrine dönüştürmenin bir işe yaramadığı görüşünü savundu. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'nin bu değerli yalnızlığından sadece bölgemizde kendini Türkiye'ye rakip gören ülkeler yarar sağladı. Doğu Akdeniz'de haklarımızı koruyamaz ve savunamaz hale geldik. Bir iki dayılandıktan sonra gemilerimizi kendi karasularımıza çekmek zorunda kaldık. Allah'tan Karadeniz'de biraz doğalgaz bulduk da Akdeniz'in acısını unuttuk. Mısır'la Yunanistan'ı kanka yaptık. İsrail'le Yunanistan'ı stratejik ortak haline getirdik. ABD Deniz Kuvvetleri ile Yunan Deniz Kuvvetleri'ni Türkiye'ye karşı ortak devriye yapacak kadar yakınlaştırdık. Yunan sınırımızın birkaç kilometre ötesinde dev bir ABD üssü kurulmasına neden olduk. Vatandaşlarımız vize kuyruklarında sürünür hale geldi değerlendirmesinde bulundu. Fatih Altaylı devamında şunları kaydetti. Yunanistan Türkiye sınırına çelik duvar ördü. Tüm bu süreçte bir grup aklı başında insan, yapmayın, etmeyin, böyle dış politika olmaz. İç politika uğruna herkesle kavga etmeyin, diye yalvardık. Sonuçta hain olduk, dış güçlerin adamı olduk, gayrimilli olduk. Sonunda ne oldu? Bu manasız politikanın bir çıkış yolu olmadığı 10 senenin sonunda anlaşıldı. Anlamsız, faydasız inatlaşmadan vazgeçildi. Şimdi o politikadan dönülmeye çalışılıyor. Hem de inanılmaz bir dönüşle. Dün katil dediklerimizin ayağına gidip kucaklaşarak, darbe destekçisi dediklerimizle sıveplaşarak, İsrail'le her fırsatta buluşarak, Sisi'yle buluşma umuduyla yanıp tutuşarak, Esad'la bir ortamda karşılaşıp konuşabilsek diye bekleşerek. Yapılanın doğru olduğunu savunan Fatih Altaylı, ekonomi alanında yanlış yapıldığını ifade etti. Fatih Altaylı, geç de olsa, biraz utanç verici bir biçimde de olsa eski politikadan dönmek gerekti ve dönülüyor dönülmesine de, arada Türkiye çok şey kaybetti. Çok zarar etti ve bu zararlar bir süre daha Türkiye'yi rahatsız etmeye devam edecek. Ve şimdi aynı şey ekonomi alanında yapılıyor. Yine bir inatlaşma, yine yanlış olduğu aklı başında herkes tarafından söylenilen bir politikada ısrar. Ve yine, yapmayın, bu yanlış, böyle ekonomi politikası olmaz diyenlere yine hain damgası, yine dış güçlerin adamı damgası. Sürdürülebilecek mi bu politika? Tabii ki hayır. Ekonomideki bu düşüş sonunda bir yerde yere çarpacak. Ve yine dönülecek. Ama olan olmuş olacak. Yüz milyarlarca dolara ve milyonlarca insanımızın hayatına, refahına, hatta söylemeye utanıyorum ama namusuna büyük zararlar verdikten sonra bu saçmalıktan da sonunda dönülecek. Anlamadığım ise bile bile bu ısrar niye dedi.